Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem ecmain. Muhterem kardeşler, önce geçen haftadaki bir konuyu bağlamayı unutmuşuz. Onu da ifade edelim. Arkadaşlar hatırlattılar, Allah razı olsun. Konuştuğumuz konu şuydu. Ölülerinizin hadisi şerif, ardından Yasin suresi okuyunuz. Ahiret konusunu anlatırken böyle bir bahis geçti. Ve kısaca da Yasin suresinde başlıklar altında 6 sayfada ne anlatıldığını kısaca özetledik. Tek bir başlık var, o da şu. Öldükten sonra bir hayat var, yani ahiret hayatı var. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri veriliyor. Ama niçin Yasin suresi ölülerin ardından okunması isteniyor? Hep biz şimdiye kadar şöyle düşünmüşüzdür. Yasin suresi çok sevaplı bir sure. Hadislerde geçer, Kur'an'ın kalbidir. Ve dolayısıyla çok büyük sevap kazanılır. Ahirette irtihal etmiş, ölmüş bir insanın arkasına okunup onun sevabı bağışlanır. Ve böylelikle de iyi bir iş yapılmış olur. Eyvallah, bunda bir sıkıntı yok. Böyle düşünebilirsiniz. Yasin suresi sevaplı bir süredir. Kur'an'ın kalbidir. Okuyup sevabını da bağışlayabilirsiniz. Ölülerinize de faydası olur. Ama esasında Yasin suresinin seçilmesinin, peygamberimizin ölülerinizin ardından Yasin suresi okuyun demesinin zannediyorum farklı bir sebebi var. O da şu. Şimdi çok sevdiğimiz bir insan, oğlumuz, hanımımız, eşimiz, kardeşimiz, neyse babamız, anamız vefat etti. Üzülüyoruz. Kahroluyoruz belki de. Yasin suresini okuduğumuz zaman Yasin suresi bize diyor ki, üzülmene gerek yok. Çünkü bu ayrılık geçici bir süreye ayrıldık. İlâ nihayet, sonsuza dek hiçbir daha birbirinize kavuşamayacağınız şekilde ayrılmadınız ki. Ölüm dediğiniz şey ahiret hayatına dirilmektir ve ahiret hayatta bir hayat var. Kendini çok üzme, hırpalama, ahiret hayatında buluşacaksınız. Hocam, oradaki ölülerinize kelimesinin ölmek üzere olanlarınıza diye anlatılması şart mı? Yoksa tam tersi ölü olarak anladığımız mı doğru? İster öyle, ister öyle. Yani ölmek üzere olanlara da Yasin suresi okunurlar. Yani illa ölüyle ilgili bir konu değil bu. Ben onu izah etmeye çalışıyorum. Yasin suresinin okuması dirilerle ilgili, ölmeyenlerle ilgili, o anda ölmeyenlerle ilgili. Çünkü ne anlatıyor? Bir babanız can çekişiyor, siz de Yasin suresini okuyorsunuz. Ne demek bu? Belki 3-5 dakika sonra babanız vefat edecek ama ahiret denen bir hayat var. Yani insanın kendini kahretmesine veyahut da kendini perişan etmesine engel olmuş oluyor. Evet. Ya yani onun bir sürü örnekleri var. Kur'an-ı Kerim Yasin suresinde. İkincisi, bir adamdır ki kötü bir adamdı, ahınızı almıştı, zulmetmişti size ve siz ona fırsatını bulup intikamınızı alamadınız ve öldü. Tüh ulan diyorsunuz, öldü gitti. Buna da üzülme, korkma, nasıl olsa bir gün ahiret diye bir hayat var. Ölmüş onun arkasından sen hakkını alabileceğin, içindeki zulmünün verdiği rahatsızlığın öbür tarafta giderileceği bir hayat var. Dolayısıyla ölmüş adamın arkasından Yasin okumak dirileri diriltir. Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 5. sayfasının son ayetleri nedir? لِتُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı sana indiriyoruz ki diri olanları uyarasın diye. Yasin suresi ölü için değil, yaşayanlar için indirilmiş bir suredir. Ölmüş adamın Kur'an-ı Kerim'le muhataplığı bitmiştir. Ölmüş adamın artık bu Kur'an'ın emirleriyle ve yasaklarıyla hiçbir ilgisi, alakası yoktur. Ezan artık ölmüş adama bir şey ifade etmez. Rabbimiz de Peygamber Efendimiz'e لِتُنْزِرَ مَنْ كَانِ حَيَّنْ diri olanları uyarman için. وَيَحَقَّ الْغَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirler de zaten ölüdürler. Onlar da, onlar hakkında da söz, azap sözü gerçek olmuştur. Bu ayrıntıyı da söylememiştik. Ahirete iman konusunda ölenlerin ardından Yasin suresi okumasının
sebebi bu şekilde de izah edilebilir. Allahu alem tabi. Bugün kardeşler kadere iman konusu, iman şartlarının sonuncusu. Kader ve kaza kavramlarının anlamları nedir? Kader ölçü demek. Takdir etmek de aynı kökten gelir. Kaddera yukaddiru takdir. Kıymet bilmek, kadru kıymetini bilmek, değerini bilmek anlamına gelir. Ama ölçüp biçmek kelimesi de kader kökündendir. Türkçemize miktar olarak geçmiştir. Onun da aslı kaderdir. Miktardır. Kaf ve dalla. Miktar ölçme aleti, takdir etme aleti. Miktar. Miktar ölçü birimi diyoruz ya. Ölçü. Allah-u Teala kainattaki her şeyi bir ölçüye göre yarattığını Kur'an-ı Kerim'de bildirir. Gökten suyu biz bir ölçüye göre indiriyoruz buyurur Rabbimiz. Başka bir ayet-i kerime وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُوا بِقَدَرٍ مَا يَشَى. O kadar güzel bir ayet ki, eğer yeryüzüne biz rızkı bol bol indirmiş olsaydık, insanlar yeryüzünde mutlaka azarlar, kudururlar. Bundan dolayı biz belli bir ölçüyle indiriyoruz. Dilediğimize belli bir ölçüyle. Azacaklara azmayacakları kadar veriyoruz. Çok verseydik diyor rızkı, azardınız diyor. Lebegav, lehem de muhakkak. Bunun basit örneklerini Allah-u Teala bizim de gözümüzü görsün diye veriyor. Sonradan görme bir adama birazcık eline para geçtiği zaman bir bakıyorsun hayatı değişmiş. Bir bakıyorsun değişik değişik şeyler. Allah-u Teala onu ibret olarak bize bir gösteriyor. Ayet-i kerimede bunun zaten formülünü veriyor. Dolayısıyla bir kul ölçü kendisine ne kadar takdir edilmişse razı olmasından daha güzel bir şey yoktur. Razı olmasından daha güzel bir şey yoktur. İşte kader kelimesi bak burada da yünezzilü bi kaderin ma yeşâ. Dilediğine belli bir ölçüyle veriyor. Ölçü. Yine biliyorsunuz Rahman suresinde ve veda'a mizan ella tedgav fil mizan. Dengeyi koyduk ve sakın yeryüzünde siz dengeyi bozmayın, dengesizlik yapmayın. Aşırı uçlara gitmeyin. O zaman ölçüsüzlük yapılmış olur. Şimdi kader dediğimiz şey Allah-u Teala'nın kainatı yaratmasındaki ilahi kanunlar, ölçüler. Bunun örneğini mimaride altın oran diye bir şey var, duymuşsunuzdur. Mimar Sinan'ın da yapmış olduğu camilerde o altın oran vardır. İnsanın şu yüzündeki göz, kulak, kaş, onların hizalanmaları, büyüklükleri, küçüklükleri ve benzerinde hepsinde bir altın oran vardır. İnsanın estetik bulması, estetik bulduğu her şeyde bakıldığında bu altın oran bulunuyor. Ölçü. Belli bir ölçü var. Ölçü kaydığı zaman Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu her mahlukta bir ölçü var. Ölçü olduğu için de nizamlı, intizamlı, dengeli, ahenkli, uyumlu. Altın oran bunun bir ölçülerden bir tanesi. Herhangi bir çiçeğe bakıyorsun. Menekşe mesela benim çok dikkatimi çeker. Lacivertin üzerine sarı renk koyuyor Allah-u Teala. Allah'ım ya o kadar yakışıyor ki böyle renk üst üste. Onun üzerine mesela veyahut da siyah çizgiler koyuyor. Allah'ım diyorsun. Yani böyle baktığın zaman bir resimden, renkten, renk uyumundan anlayan bir sanatçı bakıp da şunu söyleyemez. Yok burada bir zevksizlik var. Mümkün değil diyemez. Yani hangi usta olursa olsun, hangi uzman olursa olsun kendi alanıyla ilgili kainata baktığı zaman burada bir mükemmellik, bir ustalık, bir sanatçılık, estetik, uyum, ahenk vardır demek zorunda kalır. Nereye bakarsanız bakın. Renk uyumu ile ilgili. Biraz önce şeyle ilgili örnek verdik. Mimarideki işte altın oranla ilgili örnek verdik. Bu da renk uyumuyla ilgili. Allah-u Teala'nın Musavvir ismiyle ilgili. Dolayısıyla
Buradan hareketle kaderi anlatacağız. Ya senin başına bir şey geliyorsa, geldiyse ezelde yazıldı diye isyan etme. Tam tersine sana uygun olan şey yapıldı. Sana uygun olan şey o olduğu için sana o yazıldı. Yani niye benim boyum kısa deme. Sen uzun olsaydın olmayacaktı sana. Yani o özellik sana uymayacaktı. Allah-u Teala her insanı biliyorsunuz unik, yani tek yaratmış. Benzerleri var ama eşi yok. Yani dünyada 8 milyar, 7,5 milyar insan var. Hepsinin iki gözü, iki kulağı var. Belli standartlarda yaratılmış. Ancak hiçbir tane benim bir tane şeyim yok. İkiz dahi olsa o benim aynım değil. Çok benzerim var ama eşim yok. Aynı şekilde benim bir tane daha benden Adem Çatak yok. Hiçbirimizde yok. İnsanı tek yaratıyor. Çünkü tek olan tek yaratır. Allah insanı tek yarattı. Hocam başka? Ya iki tane birbirinin aynısı olan kedi var mıdır? İki tane birbirinin aynısı olan ağaç var mıdır? Milyarlarca çam ağacı var. İki tane birbirinin aynısı. Aynı şekilde dallanmış, budaklanmış. Aynı yerlerden dalı çıkmış. Üst üste koyduğunuz zaman fotokopisi şeklinde olacak bir ağaç bulamazsınız. Yeşlik ağacı bir kar tanesi bile bulamazsınız. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu kar taneleri internette Snow Crystal diye bir site var. Kar tanesini alıyor, dondurup fotoğrafını çekiyor. Yaklaşık o zaman 200 tanesine falan bakmıştım. Hepsi altıgen üzerine kurulmak şartıyla. Bizim o çıtalı uçurtmalar gibi altıgen. Fakat hiçbir tanesi diğeriyle desen olaraktan üst üste koyduğun zaman örtüşmüyor. Kudretine ve gücüne bakın. Bu ne demek? Allah tek yaratıyorsa kusura bakmayın. Senin kaderini şeklin gibi tek yaratır. Her varlığın kendisi için uygun olan şey neyse onu onun için takdir eder, belirler. Bu da sadece ve sadece Allah-u Teala'nın sana ve yarattığı mahlukata verdiği değeri gösterir. Niye benim boyum kısa deme, senin boyunun kısalığı sana en uygun olan şekli. Bir santim uzun da olamazdın, bir santim kısa da olamazdın. Olsaydı şöyle diyorsunuz ya hani, güneş dünyaya ne bileyim birazcık daha yakın olsaydı her şey yanardı, birazcık daha uzak olsaydı her şey donardı diyorsunuz. O takdiri, o belirlemeyi, o güneşin ışığı ısısıyla dünyanın uzaklığını ayarlayan o güç, senin boyunun da santimetresini ayarlayan aynı güç. Şimdi sen bana söyleyebilir misin? Güneş birazcık daha yakın olsa daha aydınlık olurdu. Hayır hocam dersin. Bir santim boyun uzun olsaydı o dengesizlik gibi dengesizlik olurdu senin hayatında da. Bir santim kısa olsaydın olman gereken de yine. Onun için Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermek kul için en büyük huzur vesilesidir. Şimdi hocam ben boyumla ilgili sıkıntı yok. Tamam boyumuzdan razıyız hepimiz. İşte 30'u 40'ı geçmiş insanlarız. Artık bu yaştan sonra göverip de sanki çiçek mi olacağız derler ya. Tamam kabul de. Başka? Allah-u Teala senin boyunu takdir ederken sen itiraz etmiyorsun da, eyvallah diyorsun da, eşini takdir ederken, işini takdir ederken, hastalığını takdir ederken, depremini takdir ederken veya tersten söyleyelim, Allah'ın takdir ettiği hangi şeye sen razı oldun ki hayatında? Eğer bir ölçü varsa, ölçüyü koyan her şeyi bilense ve senin içinse her şey, asla ve asla Allah-u Teala sana zulmetmeyecekse, o zaman onun kaderine bırakın inanmayı, teslim olmak seni huzura erdirmez mi? Biz şimdi kaderi teslim olmak konusuna geçtik. Ama oraya geçmeden önce bir kadere iman edelim, kabul edelim, inanalım da Allah-u Teala bizim kaderimizi belirlemiş midir? Şimdi yıllar öncesinde bir sanatçı öldü, sanatçı da ismini vermeyeyim dediler hocam. Kamera kayıtları var, şey yaparlar dediler. İsim verme dediler. Bir radyo konuşmasında, röportajında kulaklarımla dinledim. Dedi ki spiker, efendim dedi, kadere inanıyor musunuz? Soru bu. Sanatçı da dedi ki, hayır. Sonra da şu cümleyi söyledi. Herkes kendi kaderini kendi yazar.
bu arkadaşın kadere inanmıyorum demesi yanlış. İnanmadığı için yanlış demiyorum. Sonraki cümlesiyle bağlantılı düşündüğümüzde yanlış. Yani herkes kendi kaderini kendi yazar. Erkek mi kadın mı olduğuna sen mi karar verdin diye sorarım ben. Hocam ben karar vermedim ama ya amasını bırak sen mi karar verdin? Annen baban falan eyvallah onlara bir şey demiyorum. Onlar dahi olsa sen mi karar verdin başkası mı? Hocam ben karar vermedim. Doğru mu? Hangi tarihte dünyaya geleceğine sen mi karar verdin? Efendim? Anne babasını da kendi seçmedi. Anne babasının kim olacağına sırayla geliyoruz. Hangi ırktan olacağına, saç renginin siyah mı sarı mı kızıl mı olacağına, göz renginin mavi mi yeşil mi olacağına. Bunları sen belirlemediysen, bir başka varlık belirledi. Sen buna kim dersen de, ister annem babam belirledi de, ister tabiat ana belirledi de, ister doğal seleksiyon, doğal seçilme belirledi de, ne dersen de sonuçta sen mi belirledin, senin dışında bir varlık mı belirledi? Hocam ben belirlemedim. Ben belirleseydim belki de kız olmak isterdim hayatımda. Öyle değil mi? Peki bunları sen belirlemediysen bunu belirleyen bir başka varlığın var olduğunu kabul ediyorsun demektir. Buna kim dersen de fark etmez. Kaderden kasıt nedir işte? Senin elinle düzeltme, değiştirme, belirleme imkanı olmayan olmadığın, sahip böyle bir imkana sahip olmadığın bir alan var ve sen bu alanı yok ben inanmıyorum diyorsun. Nasıl inanmazsın ki? Mümkün değil. Sen isteseydin kız olabilir miydin? Hadi ol. Hocam ben işte ameliyat olurum falan. Ondan bahsetmiyoruz. Doğuş anındaki cinsiyetini sen mi belirledin? Burada bir kader var yani. Belirlemek kelimesinin tam Türkçesi takdir demektir. Kaddera yukaddiru kaddera takdir etmek demek. Belirlemek demek. Bunu kim belirledi? Soru bu. Hocam bunu ben belirlemedim ama başka birisi belirledi. Bunun Türkçesi bu. Arapçası da şu. Bu kaderi ben tayin etmedim ama bir başkası benim hakkımda bu kaderi tayin etti. Şimdi bunu söyleyen bir adam kadere inanmıyorum diyebilir mi? Her insan kendi kaderini kendi yazar diyorsa iyi eyvallah o zaman sen kız olmayı veya erkek olmayı sen istedin ve ona göre oldun. Doğru mu? Hayır hocam. O zaman kendi kaderini kendin yazamadın. Bir alan var arkadaşlar. Bir alan var ve insanın iradesinin, seçmesinin kendi elinde olmadığı bir alan bu. Anne babamızı seçebiliyor muyuz? Doğduğumuz şehri seçebiliyor muyuz? Doğduğumuz zamanı seçebiliyor muyuz? Dünyaya geldiğimiz zamanı. Allah-u Teala merhametinden, rahmetinden ve şefkatinden ötürüdür ki kullarına kendileri için hayırlı olanı tercih edebilme güçleri sahip olmadıkları için en temel konuları kendileri için belirleyip dünyaya getiriyor. Şimdi güneşle dünya arasındaki uzaklığı düşündüğümüzde orada birazcık yaklaşsa şöyle olur, birazcık uzaklaşsa böyle olur diye düşündüğümüz o takdir edilmeyi, belirlenmeyi tekrar hatırlayalım. Ondan sonra dönüp kendi hayatımızdaki senin affedersiniz, kız olman mı erkek olman mı senin için daha hayırlı? Eğer erkeksen senin erkek olman senin için en uygun olan belirleyiş şekli. Anne babanın X ve şu olmaları senin için en uygun olan belirlenme şekli. Nasıl ki güneş birazcık yakınlaşsa o belli ölçü bozulmuş olacak. Senin annen de başka birisi, senin baban da başka birisi olmuş olsaydı sen bu mükemmellikte olamayacaktın. Yazın yaz meyveleri, kışın kış meyveleri
olabilmesi için dünyada güneşin dünyaya bu kadar uzan olması lazım. Bu kadar. Bu kadar. Dünyanın güneşin etrafında döndüğü yörüngenin elips olması lazım. Kışın güneş güney kutbuna dik, kuzey kutbuna eğik gelecek. Yazın tam tersi olacak. İşte yazın güneşe yaklaşacak, kışın uzaklaşacak. Bu şekilde mevsimler oluşacak. Bu ayarı, ince ayarı yaptığına kader diyoruz. Peki bu kainattaki, evrendeki ince ayarı yapan gücün ayarına kabul, eyvallah diyoruz da bizim hayatımızdaki ince ayarların için kabul edemiyoruz. Öncelikle buradan hareketle bizim için, bizim değil de Allah'ın belirlemiş olduğu, bizim dışımızda gerçekleşmiş olan o takdirlerin tamamı bizim için en uygun olması gereken dört dörtlük, hem de çok iyi olmuş, iyi olmuş, vaktinde olmuş, tam da vaktinde olmuş diyeceğimiz belirlemeler. Şimdi hocam bunu böyle inandığı zaman bir insan hayatta üzülmesi, endişelenmesi ve korkması mümkün değildir. Koronaya geleceğiz şimdi. İnne evliyaullah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın dostları, onlar korkmazlar ve onlar üzülmezler. 57 yaşında ölmen takdir edilmişse senin için 58. yaşı yaşamak iyi değildir, hayırlı değildir. Ecel konusu. 56 yaşında ölmek de senin için hayırlı değildir. 57 yaşında ölmen senin için takdir edilmiş ise en uygun vakit 57 yaşında ölmendir. Allah-u Teala sana ecelini takdir ederken senin için en uygun olan ölüm yılını, doğum yılın ve ölüm yılın var. Belirlemiş ve demiş ki kulum bu dakikada öleceksin. Niçin? Allah'ım bir 15 sene önce ölsem de bu kadar sıkıntıyı çekmesem, kanserden 10 sene işte yattım. Kulum bu senin için daha hayırlıydı. 10 sene çekecektin o sıkıntıları, günahsız olaraktan huzuruma geleceksin. Onu bildiğim için ben seni 57 yaşında takdir ettim. Allah'ım hayat çok güzel gidiyordu ya, birkaç sene daha yaşasaydım ne olurdu? 57 değil de 67 olsaydı. Kulum o son 10 sene, sen istediğin 10 senede sen bilmiyordun ama senin için iyi olmayacaktı. Ben onun için seni 57 daha. Korona virüsünden korkar mısınız? Niye korkacaksınız ki? Allah dostu olan insan, Müslüman şöyle der. Ben eğer koronavirüs olup öleceksem, Allah bana ezelde bunu takdir etmişse, alel ra'si vel ayn, başım gözüm üstüne, no problem, sıkıntı yok. Tedbir almayalım mı? Hayır, alalım. Uçuşan mermilerin arasından geçmeye Matrix gibi çalışmanın manası yok. Ama mermiler gelecek diye korkudan da evden çıkmamanın mantığı yok, manası yok. Çok ilginç bir şey. Kadere iman eden bir insanın hiçbir zaman ne üzüntüsü olur, ne korkusu, ne endişesi dedik. Şimdi ne olacak? Müthiş bir Türk milletinde, ülkemizde diyorlar ki aman sakın panik yapmayın diyorlar. Panik kelimesini söyleyince zaten insanlar panik olurlar. Korkma demek kork demektir zaten. Beynindeki o konu, o klasör açılıyor. Korkma deyince karşıdaki adamda korku klasörü açılıyor. Korkulacak bir şey var diyor. Acıtmayacak dediği zaman çocuk diyor ki acıyacak demek ki diyor. Korkma deme, sakin ol diyebilirsin. Panik yapma deme. De ki işte tedbirli olalım de. Olumsuz kelimeyi kullanmanın manası yok. Ama ne oldu? Şimdi herkeste bir endişe. Bakın, endişe. Endişe ne endişesi? Ölürüm endişesi. Ölürüm endişesi. Kadere inanan bir insan ölürüm diye endişe etmez ki. Niye? Çünkü bilir ki ecel vakti belirlenmiştir. Bir tane özel harekat polisi, şu an özel harekat polisi, Gümüşhane'de. Normal polis başvurmuş, özel hareketçi olacak. Dedim ki, adını da hatırlamıyorum, Süleyman mıydı neydi? Yavrum dedim ya, sen niye özel harekat oluyorsun dedim. Çok mu parası fazla dedim.
Yok hocam 300-400 lira dedi, fazlası var dedi maaş. Bekar çocuk böyle yapılı. Ya oğlum iyi de dedim, yani sen burada ne güzel polissin. Niye özel harekat oluyorsun dedim. Yani dedi ki hocam dedi, bunu senden duydum dedi, şaşırdım dedi. Niye dedim? Hocam siz bize öğretmiyor musunuz ki ecel bellidir, erkene de gitmez, geriye de gitmez. Kur'an'da böyle yazmıyor mu? Evet. E hocam o zaman dedi ya. Sen neyin korkusunu yaşıyorsun? Baktım ki çocuk benden çok daha fazla ayetleri iman etmiş. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet hocam dedi ya, ben öleceksem dedi, burada da ölmez miyim dedi. Söyle bana, evet ölürsün dedi. Burada dedi ne bileyim yani büroda büro memuru olarak çalışsam dedi. Polis memuru büro. 8-5 gitsem çalışsam dedi. Vaktim benim dedi gecikecek mi? Orada daha da teröristle çatışırken vaktim erkene mi gelecek hocam dedi. Bir düşündüm. Doğru söylüyor çocuk. Halid bin Velid radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken ağlıyor. Halid bin Velid. O kadar savaşa gittim. Allah bana şehitlik nasip etmedi. Kötü kadınlar gibi affedersiniz şeyde yatıyorum diyor. Yatağımda öleceğim diyor. Zoruma gidiyor diyor. Allah bana şehitliği nasip etmedi. Yanında belki yüzlerce sahabe, Müslüman şehit oldu onların gözü önünde. Allah bana şehitlik. Ya arkadaş sen savaşa girdin diye öleceğinin garantisi mi var? Dolayısıyla hani şeyden bahsettik. Kadere imanın korkuyu, endişeyi ve üzüntüyü gidereceğini. Üzüntüyü niye giderecek? Genç yaşta çocuğun öldü. Zor bir imtihan. Kabul. Ama diyeceksin ki işte Hızır'la Hazreti Musa Aleyhisselam'ın örneğini şimdi daha iyi anlarsınız. Diyeceksin ki çocuğumun bu yaşta, bu dakikada ölmüş olması çocuğum için de benim için de en hayırlı, en güzel belirlemedir. Güneşte dünyanın örneğini tekrar aklımıza getirin. Birazcık daha yaşasaydı belki belamı bulacaktı. Ne diyoruz? Güneş birazcık yaklaşsaydı ne olacak? Yanacaktık. Biraz uzaklaşsa donacaktık. Tam vaktinde. Onun için ne demek lazım? Hayrihi ve şerrihi. Başımıza gelen her güzel olay ve başımıza gelen her olumsuz olay minallahi teala, yüce Allah teala'dandır. O bizim için asla kötülük dilemez. Yaratmış olduğu her şeyde bir güzellik vardır. Bu şuna benzer. Hayır dediği baklava sunmasıdır. Şer dediği kırmızı biber sunmasıdır. Kırmızı bibere sen nimet değildir diyebilir misin? Başına gelen musibetler, olumsuzluklar hepsi Allah-u Teala'nın onayından, tasdikinden, mühründen geçip hayata geçmiş olan şeylerdir. Allah'ım sen niye bunu onayladın? Kulum senin için bu iyi. Kelle paça çorbasının içerisinde acı olmadan olur mu kardeşim? O acıyı sana vereceğiz. Sen yedikten sonra diyeceksin ki acı ama çok güzelmiş diyeceksin. İşte kadere iman demek bu. Başına gelmiş olan. E baklavayı herkes zaten yiyor. Sıkıntı yok. İş acı bibere geldiği zaman o acı biberin senin için güzellik olduğunu kabul edebilmedi. Aslında kadere iman konusunda konuşulması gereken konu Allah-u Teala'nın aleme müdahalesini kabul edip etmeme konusudur. Temeldeki kadere iman edemiyorum diyenler, etmiyorum diyenlerin sorunu şu. Allah-u Teala'nın bize, hayatımıza birebir, hepimizin hayatına birebir müdahil olmasına razı olamadıkları için kadere iman etmiyorlar, inanmıyorlar. O müdahale bizim tercihlerimizin yaratılması boyutunda mı yoksa bizim tercihlerimizin üstünde bizim tercihimizi yönlendirme boyutunda mı hocam? Senin soruların güzel oluyor, su içmeye fırsat oluyor. Mahalle evinden boş bulacak. Elhamdülillah. Mana olarak boş değil, yok güzel. Estağfurullah, o anlamda söylemedim ben. Hani ben nefes almış oluyorum. Hocam diyor ki Allah-u Teala'nın hayatımıza birebir müdahalesi bizi robotlaştırması mı yoksa bize bıraktığı alanın dışında müdahaleler mi? Şimdi bizi kim yetiştiriyor? Hocamız yetiştiriyor.
ilkokuldaki hocamız eğer ki inançlı bir insansa ona göre yetiştiriliyoruz. Ondan önce anne babamız. Anne babamız nasıl bir insansa 3 aşağı 5 yukarı değil mi? Öyle yetişiyoruz. Geldik çevremiz. Ya biz, ben kendim için söylüyorum, Nevşehir'de büyüdüğüm için Nevşehir çevresi nasıl bir çevreyse 3 aşağı 5 yukarı böyle olduk. Çevremiz İstanbul'da, Beşiktaş'ta, ne bileyim Laleli'de, oralarda bir yerde doğmuş olsaydık oradaki çevreye göre şekillenecektik. Veyahut da bir işte Ağrı'nın bir kasabasının bir köyünde doğsaydık o zaman da oraya göre şekillenecektik. Yani bizi kim yetiştiriyor? O ortam. Ortamı kim belirliyor? O zaman nasıl imtihan olacağız hocam? Efendim? Biz seçmiyoruz. Nerede doğacağımızı, nerede büyüyeceğimizi. Çok güzel hocam. O zaman biz nasıl imtihan olacağız? Tam futbol örneği bu. Futbolla tam güzel açıklanıyor. Nasıl imtihan olacağız? Kaderi şöyle anlayın. Bir futbolcusunuz siz. Teknik direktörü siz belirlemediniz. Çünkü o sene takımın patronu, sahibi, teknik direktörü yeni bir adamla anlaştı. Sen de o futbol takımının futbolcusun. Senin bir etkin ve yetkin var mı teknik direktörün kim olmasında, sana kim soracak? Değil mi? Sonra lig fikstürü çekiliyor. Takımın hangi takımlarla oynayacağı ve hangi sırada oynayacağı belirleniyor. Sen bir oyuncu olarak buna müdahale edebiliyor musun? Hayır. Takvim belirleniyor. Şu aylarda oynanacak, kışın, yazın. Sahalar belirleniyor. Çim saha, toprak saha. Deplasman sahası veyahut da kendi sahan. Hepsi bunlar belirleniyor. Ve hiçbirinde sen müdahil değilsin. Sonra teknik direktör ilk 11'i açıklıyor. Sen ilk 11'desin veya değilsin. Onu da sen belirlemedin. Allah Allah. Gitsen teknik direktöre kızsan beni niye almadın diye. Belki ondan sonraki hiç maçları almayacak. Teknik direktör seni iyi tarafına denk gelmiş. İlk 11'i almış. Getiriyor seni, diyor ki teknik direktör, sağ açıkta oynayacaksın. Onu da belirleme yetkisi ona ait. Peki sana ne? Sen ne yapacaksın? Sen konulan pozisyonda karşındaki rakip kim olursa olsun, saha hangi saha olursa olsun, mevsim hangi mevsim olursa olsun, oyununu güzel oynayacaksın. Sağ açıkta mı koydu? Patron, selamünaleyküm. Teşekkür ederim, beni 11'de. Ya Rabbi, kaderimden, Allah'ım kaderimden şikayetçi değilim diyor, değil mi Kaan Boşnak? Aksine bahtiyarım, evren de bana da bir rol verdiğin için diyor. Neden? İlk 11'e koymuşsun beni diyor. Sağ açık. Patron isterse seni sağ açıkta oynatır. Sonra der ki maçın 5 dakika sonra sol açığa geçsen der. Sonra isterse seni geriye, isterse forvete, ister orta sahaya, canı isterse ilk 11'den çıkartır, yedeğe koyar. Sen hangi pozisyonda oynaman isteniyor ise, hangi rakibin karşısında ne şekilde oynaman isteniyor ise, işte imtihanı senin orada başlar. Futbol örneği kaderi çok güzel anlatır. İnsanoğlu olaraktan, futbolcuya, kendimizi futbolcu olaraktan düşünelim. Ben bu statta oynamam. Yok ya, öyle bir lüksün yok ki. Topu taça atma hakkın yok senin bu oyunda. İntihar etmek demek, bu oyunda oynamıyorum demek, topu taça atmak demektir. Böyle bir hakkın yok. Sen bu sahaya çıktın. Atabilir misin? Atarsın ama teknik direktör seni ebediyen artık sahaya almaz. Bitirmiş olursun sen oyun hakkını. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın külli iradesiyle insanın cüz'i iradesini anlattık biz size işte. Külli irade ne? Hayatımızı bizim dışımızda o kadar çok şeyle evreliyor, çevreliyor, koyuyor ki bize. Bize çok az bir dans edeceğimiz olay kalıyor. Sağ açıkta oynayacaksın. Senin ne işin var forvette? Demez mi teknik direktör? Niye gittin oğlum sen oraya? Senin yerin burası. Seni ben burada oynatmak için koydum. Yarın bir gün ben seni hastalık olarak imtihan ederim. Yarın zenginlik, yarın fakirlik. Öbürsü gün oğlun ölür, öbürsü gün hanımın
o ölür. Öbürsü gün kocam bir daha evlenir. Öbürsü gün şu olur. Kulum ben seni dış şartların tamamını ben belirliyorum. Peki sen ne yapacaksın? Benim belirlediğim dış şartlar içerisinde sana koymuş olduğum alanda en güzel oyununu oynayacaksın. Hastaysan hastalık rolünü güzel oyna. Sağlıklıysan sağlıklı. Gençsen gençlik. Yaşlıysan yaşlılık. Kocaysan kocalık. Hanımsan hanımlık. Çocukcan çocukluk. Babaysan babalık rolünü oynayacaksın. Allah sana babalık rolü oynatmayabilir. Çocuğun olmaz. İlla da ben çocuğum olsun babalık yok. Vermedim sana. Ben seni öyle denemek istemiyorum. Ben seni çocuğu olmayan bir insan pozisyonunda denemek istiyorum. Forvet'te oynayacaksın burada. Hadi buyur. Allah-u Teala bize değişik, hayatımızın değişik sürelerinde değişik pozisyonlarda oynatır teknik direktör bizi. Ve hepsinde oyununuza bakar. Kulum, sen zenginlik oyununu iyi oynadın ama fakirlik rolünde darma dumansın. Sen fakirlik rolünü iyi oynadın ama zenginlik yaramaz. Bir hoca bana öyle dedi. Oğlum Allah seni zengin ederse çok cömert bir zengin olur musun dedi. Kibarca bana çok cimrisin demek istemişti. İyi ki de Allah seni çok zengin etmemiş, çok cömert olursun dedi. Yani sağlıklılık rolünü güzel oynadın ama hastalıkta kötüsün. Veya hastalıkta iyisin de sağlıklıyken kötüsün. Kendini de gör yani. Sadece bir soru sorup da imtihan etmesi doğru mudur? Öğrenciler isyan ederler. Tek soru sorup 100 puan dediğin zaman hocam yani bir tane soruya bütün şansımızı indirdin. Onu bildik 100, bilemedik 0. Birkaç tane soru sor da hiç değilse geçecek not alalım derler. Doğru. Onun için de Allah-u Teala seni sadece sağlıkla, sadece zenginlikle, sadece gençlikle imtihan eder zannetme. Hazreti Süleyman aleyhisselam biz onu diyor yatağında, kürsüsünde iskelete çevirdik diyor. Hastalık çekmiş. O kadar mal, mülk, saltanat ayet var. Onu da forvetle oynatmış, sonra geriye çekmiş. Bakalım orada ne yapacaksın. Bir taraftan en çok mesela bu anlamda peygamberler içerisinde en çok bela, musibete maruz kalan peygamber benim diyor peygamberimiz. Mevlana Hazretleri de bunu açıklıyor. Diyor ki bakıyoruz Hazreti Zekeriya'yı ortadan kestiler. Yahya Aleyhisselam'ı parça parça ettiler. Ama peygamberimize böyle fiziksel bir işkence bu kadar yok. Var da bu kadar yok. Öyle olduğu halde nasıl oluyor da peygamber efendimiz onlardan çok daha büyük işkence, bela, musibete uğradım buyuruyor. Mevlana Hazretleri bu soruyu sormuş ve cevap veriyor. Diyor ki peygamber efendimizin diyor sıcaklık ve soğukluğu farklıydı. Ne demek bu? Bir metali çok ısıtırsınız, anında soğutursunuz. Tekrar ısıtırsınız, tekrar soğutursunuz. Bu sıcaklık farkına ne kadar dayanabiliyorsa malzeme o kadar kaliteli demektir. Bir gün diyor kafasına işkembe koyuyorlar. Ertesi gün miraca çıkıyor. Ertesi gün iniyor yetim diye hakarete uğruyor. Ertesi gün Allah-u Teala meleklerle destekliyor. Hayatında o kadar inişler ve çıkışlar, artı 200'ler, eksi 200'ler oldu ki bütün bu Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bakıyoruz. Zenginlik. Bir tane hastalık. Zikzak çok küçük. Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastalık. Sonra iyilik, zenginlik. Kolay. Bir defa birer döndürtmüşler. İki defa döndürtmüşler. Ama Peygamber Efendimiz'in gittiği yol sürekli 90 derecelik virajlarla gidiyorsun. Hangisi kolay? Dolayısıyla kader de Allah-u Teala bir kuluna ancak direksiyondaki kabiliyeti kadar viraj verir. Malzeme kaliteliyse çok ısıtırlar, çok soğuturlar. O malzeme dağılmaz. Kalitesizse bir ısıttın, bir soğuttun mu parça parça olur. Allah da onun malzemesini bildiği için Peygamberimizin buyurduğu insanlar madenler gibidirler. Madenler gibi ne demek? Altın da var, tenekesi de var. Allah-u Teala da onun için ya Allah'ım şu komşuma bak bunun hiç hayatı böyle dümdüz gidiyor ya. Tenekeye Allah-u Teala niye çok yüklensin ki? Yani iki tane yüklense tak diye kırılacak.
herkese kendi çekeceği kadar Allah-u Teala takdir eder, belirler. Eğer ki sen kaliteli bir oyuncuysan, teknik direktör seni 3, 4, 5, 8, 10 yerde dener. Ama sen tek düzeysen birinci oyunda bakar, bunun yapabileceği belki bir ikinci atraksiyon daha olabilir der. Onu da oraya koyabilir, tamam. Dağına göre kar. Dünyasına göre güneş uzaklığı belirlenir. Dağına göre kar belirlenir. Dolayısıyla kadere inanan bir insan, hayatta olmuş bir şeyden dolayı üzülebilir mi? Oğlun öldü, üzül bakalım hadi. O takdir etti, senin için en uygun olanı takdir etti, en uygun zamanda takdir etti. Üzülebilir misin? Olacak diye korkar mısın? Endişelenir misin? Hocam çok zor bir şeyden bahsediyorsunuz. Ben de zaten kadere imandan bahsediyorum. Öyle herkes kadere inanıyorum demekle kadere inanmış olmaz. Bir şey iddia etmiş olmak, ben seni seviyorum, çok güzel, tamam. Hadi bakalım o zaman, ispatla. Ben kitap okumasını biliyorum, çok güzel, ispatla bir oku da görelim. Ben kadere inanıyorum, öyle mi? Hadi bakalım. Adam diyor ki, hocam diyor, Allah var, gam yok. O kadar komime gidiyor ki, sende de gam olduğuna göre Allah yok. Nerede? Eğer Allah varsa gam olmaması lazım. Doğru mu? Evet, Allah var, gam yok. Bakıyorum ama sen gam, keder dolusun. Olmamış şeylerin olabileceğinden dolayı korkudan, endişeyle titriyorsun. Gamlanıyorsun. Daha olmamış şeyden gamlanıyorsun. Bir de diyorsun ki Allah var, gam yok. Sende Allah yok ki. Gam olduğuna göre ağzınla söylüyorsun. Kadere inanan bir insanda ne korku, ne üzüntü, ne endişe. Kolay bir şey mi? Biz de anlatıyoruz ama bizim için kolay bir şey mi? Değil. Ama biz hani izahını yapmış olalım. İnnallaha mas sabirin. Sabır, şükredemeyenlerin yapmış olduğu bir düşük makamdır. Sen güneşin dünya ile ilgili uzaklığını tekrar örneği hatırlayalım. Bu uzaklık öyle bir ayarlı ki güneş dünyayı ne yakıyor ne donduruyor. Ben de sana diyorum ki böyle bir güneşi ayarladığı için Allah-u Teala'ya şükür mü etmek lazım yoksa sabır mı etmek lazım? Hocam şükretmek lazım diyorsun. Niye o ince ayarı yaptığı için şükretmek lazım? Senin oğlun bu dakikada öldüyse eğer şükretmen lazım, o ince ayarı yaptı. Sen buna şükredemiyor isen o zaman sabret. Yani isyan etme. İsyanla şükür arasındadır sabır. Sen güzel, ben sana baklava ikram etmişim. Sen bir taraftan yiyorsun. Uf ya hocam ben sabrediyorum diyorsun şu baklavaya. Bir taraftan da yiyorsun. Ya arkadaş, baklavaya sabredilmez. Baklavaya şükredilir. Sen onun güzelliğinin farkında değilsin. O takdirdeki ince ayarın güzelliğinin farkında değilsin. Diyorsun ki ben sabrediyorum. Neye sabrediyorsun? Şükretmen gereken bir şeye mi sabrediyorsun? Korku yoktur dediğimiz, üzüntü yoktur dediğimiz şey ne vardır? Üzüntü olmazsa ne olur insanda? Neşe olur. Mutluluk olur. Ne olduysa, takdir icabı ne başımıza gelmiş ise o Allah'ın takdiridir. O en güzeldir. En güzel olana da ne yapılır? Şükredilir. Öyle örnek verelim. Baklavayı tamam hocam oldu, ona sabretmeyiz ama kırmızı biber var ki çok süper acı. Ondan yemeğe atıyoruz. Çok lezzet veriyor. Ama böyle saçlarımız terliyor, yüzümüz kızarıyor. Bir taraftan da yiyoruz. Ne oluyor? Diyorsun ki sen, ben bu bibere sabrediyorum. Ya sabretmiyorsun, şükretmen lazım. Şükredemiyor isen sabret. Sabredemiyorsan isyana düşersin, o kötü. O sıfırın altına düşmek demektir. Şükür, kainatta Allah'ın yaptığı her işe şükredilir. Sabretmek ne demek? Sabır, şükredemeyenin. Çok güzel oldu Allah'ım, teşekkür ederim Allah'ım, tam vaktinde oldu Allah'ım diyemeyenlerin isyan etmemek için susmaları, sızlanmamaları, şikayeti terk etmelerine sabır denir. Neye hamd edilir hocam?
Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal demişler. Küfür ve sapıklık dışındaki her hale hamdolsun. Alimler şöyle şükürle hamdi ayırmışlar, onu da söyleyelim. Şükürle hamdi, nimetler olursa şükür, bela musibetler olursa hamd edilir. Bela musibetlerin daha beterinin daha beterini vermeyip de bize bu derecede verdiği için hamdolsun bu halimize, daha kötüsü de olabilirdi diye hamd edilir. Şükür de ya Rabbi birazcık daha artır demektir. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Eğer şükrederseniz ben artırırım. Bunun için nimetlere ve olumlu şeylere şükredilir. Belaya, musibete şükrederseniz Allah'ım acımadı ki acımadı ki birazcık daha ver anlamına gelir. Bundan dolayı da bela musibete şükredilmez, hamd edilir denir. Ama biz kader gözüyle baktığımızda bela musibet diye bir şey görmüyoruz ki. Gülü seven, öğrencilere söylüyorum, gülü seven, devamını söyleyin diyorum, dikenli de sever. Allah belanızı vermesin size. Gülü seven, gülün dikenli, dikenini diken, diken görür mü gülde ya? Gülü seven, gülde diken görür mü? Gülü seven, dikenli sever değil, dikenle katlanır değil. Gülü seven diken görmez. Gülü öyle bir sever ki, dikenlerin her birisi de kendisi için gül olur. Allah'ı seven, Allah'ın takdirini seven bir kul, onun takdirinde kötülük, musibet, bela, sıkıntı mı görecek ki ona bir de sabretsin? Kırmızı bibere sabır mı edilir, şükür mü edilir? Dikene sabır mı edilir, şükür mü edilir? Önceden böyle anlatıyordum. Şükürle sabrı. Sonra birazcık daha okuyunca dedim bir dakika ya. Sabır, şükrü yapamayanların. Konu kader bahsinden baktığımız zaman olay aslında kaderin şimdiye kadar toplumda anlatılmayan bir yönünü anlatmış olduk size. Yani hep neydi? Akli bir tartışmanın içerisinde kıvranır durur insanlar. Allah benim yapacağımı biliyorsa, ben işe böyle yaparsam cennete gideceğimi biliyorsa, ben niye dünyaya gönderdi? Akılla kadere yaklaştığınız zaman bu tartışmadan içerisinde kısır döngüye düşersiniz. Ama gönülle iman tarafından baktığınız zaman kadere, kader inancı bizim işimize işte o zaman yaramaya başlıyor. Şimdiye kadar kuru bir iddialaşmadan ibaretken şu andan itibaren ne olmuş oldu? Kader benim hayata bakışımı beni süper motive etti. Pozitif bir adam haline getirdi. Allah iyi ki de benim hayatımı takdir ediyor. İyi ki de Allah gibi merhametli, şefkatli, kullarını seven, zalim olmayan, adil olan, her şeyi bilen, geleceği bilen bir varlık olan Allah tarafından iyi ki de takdir edilmişim. Bizim teknik direktör hakikaten işine vakıf birisi. Ya sen oraya koyduysa senin için en iyi şeyi koydu. Seni harcamak için oraya koymadı. Seni seyirciye perişan etmek için, rezil etmek için oraya koymadı. Senin için en uygun neyse onu takdir etti sana. Seni geliştirmek için, seni büyütmek için, seni olgunlaştırmak için değişik değişik pozisyonlarda oynatıyor. Bunu anladığın anda bir, isyan gider. Allah'a isyan. Ben böyle kadere isyan ederim diyen Müslüm Baba kaderin bu noktasını izah etmemiş demektir. Anlayamamış demektir. Anlasaydı ilk kadere iman eden bir kimse itirazı ve isyanı bırakır. Sonra ya Rabbi ben anlamıyorum ama acaba hikmetinden de sual olunmaz. Benim şu şekilde olmuş olmasının hikmeti nedir ki diye düşünür. Oradaki kendisi için saklanmış olan incileri, mercanları, hediye sandıklarını, define sandıklarını bulur. İyi ki de ben bir işçi çocuğu olarak, okuma yazma bilmeyen bir anne babanın çocuğu olarak Nevşehir'in Cumhuriyet Mahallesi'ne dünyaya gelmişim 1973 yılında. Elhamdülillah, çok şükürler olsun. Niçin? Vallahi bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, o takdir etmişse benim için en güzeli takdir etmiştir. Şimdi Nişantaşı'nda doğmuş olmayı istemek, güneş birazcık daha yaklaşsın dünyaya demekten farksızdır. Anladınız mı? Yok arkadaş. Güneş ne bize yaklaşsın ne de uzaklaşsın. Güneş tam olduğu sentesinde ayarında dursun. Ben de tam doğduğum gün, doğduğum saatte, doğduğum aileden, doğduğum ırkımda
ülkemde, memleketim neyse benim için en uygunu bu. Merkez Efendi'nin hayatı gibi. Yani aynen öyle. Kadere inanan adam zaten her şeyin dengede olduğunu, her şeyin merkezinde olduğunu, her şeyin sentesinde, ayarında olduğunu, şeytanın varlığı bile bu dengede bir denge unsurudur. Kafirin zulmü bile, kafirin küfrü bile, her şey yerli yerindedir. Kader demek bu demektir. Kadere iman. Üstüne düşen hangi ortamda olursa rızaya uygun yaşayabilmek. Allah'ın istediği şekilde yaşamak. Aslında yani biz kuluz. Biz kuluz. Bebekte de doğmuş olabilirsiniz ama aklınızı, şeyinizi kullanan Allah'ın rızasını bunu da yaşayabilirsiniz. Sırat-ı müstakimde bulabilirsiniz. Yani bulunduğumuz yere isyan etmek değil de bulunduğumuz yerdeki rızaya uygun bizim için avantaj mı? İnançlı bir yerde doğarsınız. Ama rızaya uygun yaşamazsanız dezavantaj olur. Mekke'de doğup da Kabe'yi görmeden yani, ölen insanlar var. Yani teknik direktör bizi hangi pozisyona koymuşsa, ölmeniz çok güzel, evet. Evet, hangi pozisyona koydu ise bizi o pozisyonda oynamamız gereken en güzel oyunu oynayacağız. Top bize geldiği zaman, ya güzel pas at. Öyle rastgele vurma. Hayatta zaten sana 3-5 defa top gelecek. Annenle baban, onlar hayatta 3-5 defa hasta olacaklar. Belki 3-5 defa hastaneye götüreceksin. Ya şunu bir güzelce götür getir. Çocuğun 3-5 defa sana ihsan edecek. O pozisyonda güzelce bir tavır sergile. Hayana top geldiği zaman fark et. Hanımın gittin ki bir gün çıldırmış. Ya hanımın hayat boyunca 3-5 defa bu şekilde çıldıracak. Eyvallah, top geldi ayağına. Bir çevir bakalım. Bir bakalım yani. Hep hanımın mutlu, güzel, huzurluyken, yemekler hazırken, ben de herkese o zaman böyle bir hanımla herkes geçinir, ben de geçinirim. İşki çıldırmış bir hanımla o gün karşılaştığında alttan alabilmek. Çıldırmış bir beyin kocanın karşısında alttan alabilmek. Yani adamın ayağına hakikaten top ömründe birkaç defa geliyor. Bir arkadaşım bana bir iş düştüğü zaman telefon açıp da şu işim var dediği zaman şöyle düşünürüm genelde. Ya bu insana hayatta birkaç defa, bir, iki, en fazla üç işi düşer. Arkadaşım bana bir işi düşmüş. Onu da yok demek doğru değil ki. Yani ayağına top bir maçta bir futbolcunun kaç defa gelir? Her gelen topu da sen ya kornere, ya taca, ya ne bileyim geri pas atar da harcarsan ne derler? Topu eziyor derler değil mi? Topu ezdim. Olmadı. Hayatta insana bir defa. Öyle. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın voleyi vurduğu dakika nedir? Allah'a sığınırım ben, Allah'a sığınırım deyip de Hazreti Yusuf olduğu zamandır o değil mi? Bak ömürde bir dakikalık bir olay yani. Voleyi vurdu ama ya. Tam 90'dan gol attı işte bu. Bir defa gelir sana hayatına. Bir defa gelir. Yanlış vurduğun zaman da uyarılırsın. Ey oğulcum gel dedi gemiye. Bin dedi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bak orada da top sahnesi var. Oynuyor. Ey oğulcum gel dedi. Gelmem dedi. Allah'ım dedi ya, oğlum dedi. Bak yanlış oynadın, topa yanlış vurdun. Ey Nuh, hemen uyarı geldi. Abese ve tevella. Yüzünü vuruşturdu dedi, kör geldi diye. Peygamberimiz bak bir defa topa böyle falsolu vuramamış. Hemen. Hayat böyle zaten. Öyle çok böyle biz her dakika böyle yoğun. Öyle değil, hayatımızda dikkat edin. Birkaç tane dönüş noktası vardır. İyi fırsat gelmiş olan nokta vardır. Orada babayetlik yapacaksın, orada cömertlik yapacaksın, orada cesur olacaksın, orada iffetli olacaksın. Yani bir hayatta bir insana kaç defa kadın haydi heydelek der. Çok yakışıklı olsan 3 defa. Yok Hazreti Yusuf baba bir defa gelmiş. Hadi gel demiş. Bak nasıl iffetli oldu bir defa. Sahabe efendilerimiz cesaret örneği bir defa bir dakikalık diyor ki tamam problem değil. Gidiyorum işte diyor. Kadere inanan bir insan üzüntüyü, korkuyu, endişeyi, evet, kader ve kaza ile ilgili bunları hocam, konuşmuş olalım. Emeviler dönemindeki kaderle ilgili tartışmalarda mesela beceriksizliği diyelim açık tabirle. Ya kaderde bu varmış, ne yapalım demesiyle açıklanabilir mi? Bu problemi daha bir farklı boyuta çekmiyorum. Mesela adam yönetici olarak halkına ciddi manada bir imkan sunmamış. Kaderimizde bu varmış. Demiş evet. Olması yeterli midir? Elbette değil.
Zaten ama kadere yanlış... inanmıyorum diyen adamların, kaderi inkar ediyorum diyen insanların, kişilerin kendi tercihleriyle, kendi iradeleriyle yapmış oldukları işlerle ilgili sorumluluklarını üstlenmemiş olmalarına kızıyorlar. Bir deprem olmuştu, hatırlıyor musunuz? Bir bina yıkılmıştı. Ve o binada, yıkılan o binadaki müteahhit şey kullanmış, deniz kumu kullanmıştı. Yakaladılar adamı, getirdiler. Adam dedi ki ölenlerle ilgili, ya bunlar dedi Allah'ın takdiri dedi, ya ben ne yapabilirim ki dedi. Ve millet cinleri tepesine çıktı. İşte bu adamcağızın yapmış olduğu savunma en rezil bir kader savunması. Bu şuna benziyor. Mahkemeye gidiyorsun. Mahkemeye diyor ki hakim sana, oğlum adamı niye vurdun diyor. O da diyor ki hakim bey, bak diyor, açıklayayım ben diyor. Şimdi diyor ben tetiği aldım, tabancayı adamın kafasına doğrulttum ve tetiği çektim. Bu adamın eceli gelmiş olmasaydı benim tetiği çekmemle bu adam ölmezdi. Ya tetik tutukluk yapardı, ya adam eğilirdi, ya arasına başka birisi girerdi, ya ne bileyim kapı kapanırdı. Ama benim oradan tetiği çekmemle merminin gitmesi, adamın kafasına saplanması ve adamın ölmesi. Bütün bunlarda benim aslında parmağımı çekmekten başka hiçbir suçum yok. Adamı ben öldürmedim ki, adamı eceli öldürdü. Siz de eceli geldiğini söylüyorsunuz, evet. Adamın kaderinde ölmek varmış ve öldü. Hakim ne der? Çok mantıklı bir izah yaptın oğlum. Benim kaderimde de sana 36,5 yıl yazmak yazıyor. Al sana 36,5 yıl. Ben ne yapayım? Ben de kaderimdekine teslim alıyorum. Bakın, kendi yapmış olduğu işin faturasını Allah'a kesmeye çalışmak kader anlayışı diye bize lanse edildiği için kadere inanmıyorum diyen sanatçı bunu söylüyor. Yani insan kendi sorumluluklarının üstlenecek. Yaptığı işlerin sonuçlarına katlanacak. Efendim, burada işte şunu bahsediyoruz. O futbol örneğe tekrar dönelim. Teknik direktör sana oynayacağın bir alan belirledi. Oğlum sağ açıkta oynayacaksın sen. Sen gelen topları düzgün oynamadın. Onu vurdun, dışarı attın, onu vurdun, falso yaptırdın, topa geldi, el vurdun. Her türlü rezilliği yaptın sen maçta. Sonra da diyorsun ki benim suçum yok, ben niye... Hayır, o senin çizilen alanda maçını, oyununu güzel oynaman gerekiyordu. Sen maçını güzel oyna, oyununu güzel oyna, maçı 5-0 kaybedin, fark etmez. Derler ki bu takım 5-0 kaybetti ama bu maçın yıldızı işte buradaki bu adamdır derler. Niçin? Sen oyununu güzel oynadığın için. Etraftaki kötülükler, etraftaki musibetler, şunlar bunlar. Sen onlardan sorumlu değilsin. Sen kendi oyununu güzel oynayıp oynamamaktan sorumlusun. Yoksa yapmış olduğumuz işlerin sonucunu, yapmamız gerekirken yapmayarak ihmal ettiğimiz işlerin sonucunu kadere fatura ederek Allah'a iftira atmış oluruz. Bir adam diyor ki benim çocuğum, ne oldu senin çocuğun? Kötü hocam, işte isyankar. Çok güzel, tamam. Peki sen ne yaptın veya ne yapmadın? O sana belirlenmiş o alanda güzel oyun oynadın mı? Oynamadın. O zaman senin yaptığın veya yapman gerekirken yapmadığın işin sonucu olarak sana bu geldi, bunun faturasını sen ödeyeceksin. Cennet, cehennem niye var? Ama biz kaderi anlatırken etrafımızdaki çizilmiş olan, o bizim dışımızda belirlenmiş olan kısmı anlattık. Müdahale edemeyeceğimiz alanı anlattık. Müdahale edeceğimiz o alanda, oynayacağımız alanda, teknik direktörün belirlediği alanda en güzel dedik ya, en güzel şekilde oynayacaksın. Yapman gerekeni yapma, yapmaman gerekeni yap. Bunun sorumlusu sensin ve cezasını da görürsün. O noktada teknik direktör senin yerine gelip top mu çevirecek? Hayır. Sen çevireceksin. Ona göre de puanın maçın sonunda alacaksın. Olaya böyle baktığın zaman kader konusunda anlaşılmayan bir şey kalmıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Külli irade ve cüz-i irade kabul edemeyiz ama. Aynen, zaten bunu anlattık yani. Külli irade. Külli irade senin belirleyemediğin, senin için belirlenmiş alanı belirleyen irade. Cüz-i irade sana bırakılan alanda yapmış oldukların, tercihlerin, seçimlerin.
Zaten hiç kimse saçı kırmızı diye cehenneme, saçı yeşil diye cennete gidecek değil. Kendi belirlemediğin alanla ilgili sorumluluğun yok. Cennet ve cehennem sana bırakılmış alanla ilgili. Oyunundaki kalitenle ilgilidir. Kader konusunu bu şekilde anlatmış olalım. Bu da derslerimizin, akaid derslerimizin sonuncusuydu. 14.sü müydü? Elhamdülillah bitirmiş olduk. Yoksa daha başka kader, akaidle ilgili konuşulacak birçok konu da var. Konuşulabilir, detaylandırılabilir ama temel hatlarıyla bir şey yapmış olduk. 14 derslik bir seri yapmış olduk. İnşallah bundan sonra da insanlar internetten veyahut da başka şekillerde seyreder, dinlerler. İnşallah faydalı olur. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Biz de sürçülisan etmişsek affola. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.